Şimdi dostlar, Körfez'de biraz Cupra ayarları deneyeceğiz. Uyucu sahtelerle, minik silikonlarla, gürültülü bir MRA'da gece, üstelik bu çekimi yapıp size gösterebilmek için de ışıkların açık olduğu bir ortam. Her şey var, gürültü var, patırtı var, ışık var. Bakalım Cupra var mı? Daha evvel burada birkaç tane Cupra yaptım. Kullandığım takım Ruji Infinity 230 1.15. Bu kamıştan bahsedeceğim size. Bu kamışa hiç yabancı değilsiniz. Ama fiyatına yabancı olacaksınız. Olumlu yönde ama. İnşallah tekrar bu koca kafaların İzmir Körfezi'nde doğru bir taktik ve doğru bir takımla kullanılırsa vuruş alıyorum. Neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. İki kere vuruş aldım. Yani bir Cupra'nın silikonu inanılmaz bir şekilde ısrarla takip ettiği, ambarladığı gibi durumlarla karşılaştım. Burada taktik çok önemli. Ve şu anda haydi bakalım. Gördüğünüz gibi kuyruğu kaybettik. Yani bunu başka balık yapıyor zannedebilirsiniz. İstavrit yapabilir bir. Ama istavrit yapsa birini yapar, ikisini yapar, mutlaka tek gelir. Ama bunun vuruşundan anlıyorum artık. Yani bu kesinlikle Cupra. Onu söyleyeyim. Şimdi değiştireceğiz. Uygun bir yerde. Yani buralarda elimizdeki malzemeyi, nevaleyi de çok da kullanabileceğimiz yerler yok. Şimdi bu yeşili daha önce de vuruşlar almıştım. Şimdi bunun beyazı var. Bunun bir de beyazı var. Şimdi beyazını deneyelim. Yani önemli olan burada vuruşları almış olmamamız. Dediğim gibi bunlar hep deneme. İnşallah takım ayarları değiştirme fırsatımız olur. LRF'ciler bayram eder. Körfez'deki Cupra, Körfez dışındaki Cupra'lara göre çok çok inanılmaz daha miskin bir balıktır. Bu da tabii ki göç balıkları, sonuçta burada sürekli kalmıyor bunlar yani. Şimdi burada yem, Cupra için yem hiç olmadığı kadar fazla. İnanılmaz fazla. Globi sahte bu arada, baktım. Yani Körfez'deki bu kadar çok bol yem, midye, nadya, yengeç, kurt, fülünez, boru kurdu, kırmızı kurt varken hayvan burada miskinleşiyor. Cennet. Buraya geldiği zaman çünkü burası cennet. Aldım arkadaşlar. Oh, çok güzel.
Umarım kayda alınmıştır. Çok güzel. Ah, bıraktı. Koca kafa. Koca kafa. Seni gidi koca kafa. Bakın. Kuyruk şu anda parçalanmış. Ama yine de salınarak iş görüyor. Biraz daha devam edeceğim. Farklı bir renk deneyeceğim. Ya bunlardan birer tane yanıma aldım. Yani yedekli değiller. Hep farklı renkler. Yani bu silikon çok fena. Videonun sonunda ne olduğunu anlatacağım. Yani o kuyruk parçalandığı halde hala vuruşlar alıyorum. Hadi her an alabiliriz. Öyle kulağını çekerler dostum. Gel bakalım. Bir fotoğrafını alalım senin. Voyager Reptile hakikaten çalışıyor. Arkadaşlar. Şöyle. Fırlattı lan. Oğlum nasıl fırlattın lan onu? Ya, hakikaten yani. Nasıl fırlatmayı başardın onu? Ne alemdesin? Gayet sağlam. Gayet sağlam. Kolay kolay bayağı sündürüyorlar. Ama çok esnek olduğu için koparamıyorlar kolayca. Şimdi üzerindekini göstereyim size. Bakın bu kuyruk çok uzuyor arkadaşlar. Çok esnek. Çok esnek. Yani bunu yarım saattir tırtıklıyorlar, koparamadılar. Bakalım bize daha av yapar mı? Biraz daha erim alması için şöyle sığ yerlerden biraz daha ileri gidiyorum. Attım. Şu anda geriye doğru gelmeye çalışıyorum. Biraz daha ışığın da alınabildiği bir yer. Hem dibe çökmesini bekliyorum. Şimdi aksiyona tekrar başlayalım bakalım. İnşallah. Bir yakalanma anı sunabiliriz. Bakın çok küçük titreşimlerle birkaç kere zıplatıp 30-40 santim kadar yerden yükselmesini sağlıyorum. Sonra aşağıya doğru olta ucunu indirip süzülmesini sağlıyorum. Vuruşları hafif takım olduğu zaman hissedeceksiniz zaten.
vuruşlar olduğunda acele etmeyin. Yani inanmazsınız ama kovalıyor. O küçük titreşimlerin peşini kolayca bırakmıyor. Ara ara beklemenizi tavsiye ederim. Bakın. Tık 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 tık. Bırak. Bırak. Tık 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 tık. Bırak. Yani sabit bir ışık olursa çok tedirgin olmuyor. Ama sabit ışığı bu şekilde tutmak biraz zor sabitlemek. Çünkü sürekli hareket ediyorsunuz. Hareketli bir ışıkta iyi olmayacağını düşünüyorum. Denedim çünkü. Şu anda vurdu. Bir daha deneyelim. Çok yakınımda. Çok yakınımda. Tekrar vurdu. Ufak ufak kışkırtalım. Olta ucunu inşallah görebiliyorsunuzdur. Karanlıkta av çekimleri bu kameralarla mümkün değil. Yani dışarıdan birisi çekse bizi tabii ki. Durun bakalım, aklıma bir şey geldi. Deneriz, onu deneriz. Önümde vuruyor arkadaşlar. Yani şu an saatiyi kaldırayım. Bakın. 3 metre ya var ya yok. Açalım. Aldım arkadaşlar. Ufak. Ufak bir şey. Evet. Evet. Sonunda aldım seni kerata. Sonunda aldım seni kerata. Dur lütfen, dur lütfen. Dur lütfen. Ne yapalım? Kepçem alalım bunda. Evet. Şöyle koyalım. Açalım. Karıştan fazla. Arkadaşlar, bu balığı limitlerimizin çok altında olduğu için saldım. Ancak
Bunun gibi yine saldıklarım da vardı tabii ki ama hepsini kayda almak veya kayıtlarını saklamak mümkün olmadı maalesef. Ben bu av videosunda sizlere iç körfez gibi yerlerde denizde miskinleşen bu tür balıkların yem bolluğundan dolayı veya gerekse o suyun karakteristik özelliğinden dolayı hareketli ve silikon gibi yemlere daha az tepki verdiğini beklediğimiz çupra gibi balıkların nasıl yakalanacağı hakkında bir fikir edinmeniz için bunu paylaştım. Bunu takip eden, daha evvelinde avlayan arkadaşlarımız illaki vardır. Dediğim gibi bir kılavuz olması amacıyla bunu paylaştım. Yani taktik dedim daha doğrusu diyorlardı ama teknik aslında daha doğrusu olan. Av tekniği önemli arkadaşlar. Evet, bu merenizin dip yapısına göre de değişebilir. Ancak burada silikon seçimi gerçekten çok önemli. Ağırlık seçimi çok önemli. Ben burada genellikle 2-2,5 gram jirketleri kullandım. Mümkün olduğu kadar iğnesinin sap kısmının uzun olmasına bence dikkat etmekte fayda var. Bundan daha farklı şeyleri uygulayan yapanlar vardır ama daha iyisini yapanlar da vardır mutlaka. Aşağıdaki yorumlara beklerim. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni yapmayı, zil bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki avlarda bol bol levrek avı videoları gelecek. Uzun süredir bunları paylaşmamıştım. Kısmı başlamıştım. Bol miktarda levrek avı gelecek arkadaşlar. Hepinize rast gelsin. Allah'a emanet olun.